Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün gününü basit, şöyle güzel bir menüsünü çekmek istiyorum. Hemen annem şöyle böyle her şeyi hazırlamadan, ön hazırlık yapmadan direkt böyle bir tane soğanımı doğradım. 2,5 yemek kaşığı da sıvı yağımı koydum. İşte birazcık soğanlarımı kavuracağım. Basit hemen bir yemek hazırlayacağım. Evet, burada soğanım kavrulurken ben hemen şöyle 2 su bardağı pirincime 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim ve kettle'da kaynattığım sıcak suyumu koydum. Bu kenarda beklerken ben hemen şöyle kavrulan soğanımı salçalarımı ilave edeceğim. Artık kavanozdaki salçam bitmiş. Aşağıdan yandan getireyim. Kendi yaptığım salçalar biliyorsunuz. Domates ve biber salçam. Şöyle bir yemek kaşığı kadar karışık koydum. Ve hemen küp küp doğradığım 4 tane patatesim vardı. Onları da şöyle bir salçamla beraber kavuracağım. Etimi önceden pişirdim. Şimdi etimi de ilave edeceğim. Ben etimi önceden pişirdim. İçine soğan, sarımsak ve defne yaprağı koyarak şöyle güzelce pişirdim. Biraz da bunlarla kavurayım. Sevdiğiniz baharat varsa toz biber, karabiber ilave edebilirsiniz. Şöyle hemen birazcık karabiber, birazcık karabiber, çok abartmayacak şekilde ve tabii ki yeterince tuzumu ilave edeceğim. Salçanız tuzluysa dikkat edin. Evet, tuzumu da yaptım. Şimdi az suyu varsa az suyunuzu dökebilirsiniz. Ya da defne yaprağı içinde kalmış, bakın etini, onu alayım. Kettle'da hazırladığınız sıcaktan dökebilirsiniz. Ama yemek olduğu için biraz sulu yapacağım. Çünkü çorba yapmayacağım. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi bu burada kapağını kapatacağım. Kaynayınca da kısacağım. Ve şimdi ben pilavıma başlayacağım. Evet, burada artık yemeğim kaynamaya başladı. Hafif kapağını kıymıştırdım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Burada da 1 yemek kaşığı tereyağım ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı birazcık şöyle kavuracağım. Güzelce yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi ilave edeceğim. Bazen böyle yapıyorum, bazen direkt kavuruyorum. Şöyle şehriyelerimin rengi dönene kadar beraber biraz kavurayım. Şöyle yavaş yavaş. Evet, arkadaşlar, şehriyelerim daha doğrusu rengi değişti. Ve pirinçlerim de artık şöyle kendini güzelce bıraktı. Tuzumu ilave edeceğim. Tuzu herkes kendi ayarlasın. Ve birazcık karabiber ilave edeceğim. Şöyle tekrar hepsini karıştırdıktan sonra şöyle ikiye şöyle 3 su bardağı döktüm. Olduya baktığımızda pişmemişse yanımızda sıcak su bulunduruyoruz kettle'ımızda ve ilave ediyoruz. Şimdi kaynadı, altını kısıyorum. Kısık ateşte pilavım da pişecek. Evet, hemen kendi mayaladığım yoğurdum vardı ama şöyle güzelce ister rendeleyin ister ince ince kıyın. Salatalığı doğruyorum. Ellerimde siyahlıkları görüp herhangi bir şey demeyin çünkü ceviz topladık. Bürgenledik güzelce. Onları kabuklarından ayırdık. O yüzden ne kadar da yıkasak böyle oluyor ve ben eldiven giymeyi sevmiyorum, biliyorsunuz, artık bana alıştınız.
O yüzden ellerimle yapıyorum. Ve bir tane de hemen sarımsağımı rendeliyorum. Tabii ki sevmezseniz katmayabilirsiniz. Salata yapabilirsiniz. Mevsim salası. Soğan süveç yapabilirsiniz bu yemeklerimizin yanına. Birazcık kendi kuruttuğum gene doğal evimizin bahçesinde çok güzel nanelerimiz var onlarla. Ve tuz yapmıyorum. Siz seviyorsanız ilave edebilirsiniz. Şöyle birazcık içme suyu ilave ettim. Bu tercih sizin tabii ki. Şöyle hemen hafif cacık biliyorsunuz birazcık sulu olacak şöyle. Evet. Güzelce karıştırdım. Ve birazcık hemen zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle. Evet. Şimdi bunu dolabıma alayım. Pilavıma bir bakıyorum artık. Suyunu almış. Ve hemen şöyle takip edenler biliyor artık. Tereyağımızı koyuyoruz. Şöyle her yerine yaptırarak kapatıyorum. Ve güzelce sarıyoruz. Altını da kapatıyorum. Şimdi de yemeğime bakıyorum. Etim pişkindi zaten. Biraz patates de piştiyse artık şöyle bir bakayım. Evet, patates de pişmiş. Biliyorsunuz ana yemek olduğu için ben bunu biraz sulu yapıyorum. Çorbada yapmadım. Ama siz su oranını azaltabilirsiniz. Tercih sizin. Ve son anda bir kekiğimi ilave ettim. Şöyle. Artık tenceremin kapağını kapatıp altını kapatıyorum. Evet, artık günün menüsü hazır. Buraya ana yemek olarak biliyorsunuz kuşbaşılı patates yaptım. Daha detaylı kanalım da var. Çok güzel, harika oluyor. Şöyle etleriyle muhteşem bir yemek. Ana yemeği çorba yapmadım. Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz biliyorsunuz. Pilavım şöyle güzelce göstereyim. Şöyle bakın. Tereyağımızı hafiften karıştırıyoruz. Artık pilavımız da muhteşem oldu. Ve şimdi cacığım ev yapım yoğurduyla ve tabii ki pul biberli güzel bir soğan yaptım. İstiyorsanız sumak yapabilirsiniz. Biraz limon ve tuz sıktım, karıştırdım, tuz sepeledim. Böyle yaptık. Evet, az ve öz güzel bir menü hazırladık. Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.